Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Kısa bir süre ara verdik yine koşma ve güncel hayatın koşuşturmalarından, iş güçten dolayı. Ama bu açığı kapatmak için gündemle alakalı Türkiye'nin şu anda en önemli problemlerinden bir tanesi olan ve sizin de geleceğinizi çok ciddi şekilde etkileyecek bu Afganistan göçünden, Afganların göçünden ve mülteci krizinden bahsetmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir şeyler söyledi. Hükümetin bir politikası var ve benim bu konuda biraz normalin dışında fikirlerim var. Özellikle konuya ekonomik olarak sizi ilgilendirecek perspektifte bakmak ve size tavsiyeler vermek istiyorum. Lütfen takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık fitur muhabbet yapmak istiyorum. Profil fotoğraflarımın kutsal mekanındayım. Sevgili dostlarım, Suriye'deki krizi biliyorsunuz. Esad denilen diktatör Suriye halkının üzerine çok ciddi saldırılarda bulundu ve Türkiye'nin Amerika ile birlikte giriştiği yanlış politikalar sonrasında devam ettiği ısrarla bu soruna daha da çok körük attığı problemler Türkiye'nin üzerine büyük bir mülteci sorununu yığmış durumda. Şu anda resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin adet Suriyeli mülteci, göçmen Türkiye'de yaşıyor, içiyor, hayatını kuruyor. Bunun illegallerini de alırsanız bu 5 milyonu aşar. Sonrasında yeni devamında gelen Afgan göçmenler krizi artık farklı bir boyuta taşımak üzereler. Ve kriz öyle bir duruma gelmiş ki İran sınırından, İran'ın da gazlamasıyla birlikte Taliban Afganistan'da kontrolü ele aldıkça bu saldırı giderek büyüyor. Bu saldırı giderek büyüdükçe Türkiye'nin sınırları delik deşik oluyor ve Türkiye'deki mülteci krizi artık normal sosyal hayattaki insanları sadece ekonomik olarak değil, geleceği, çoluk çocuğu, işte namusuyla alakalı bazı sorunlara teşvik ediyor. Arkadaşlar bakın, dünyada şöyle bir olay var. Dünyada nüfuslar yavaşlamaya başladıktan sonra siz ekonominizi buna göre hazırlamadıysanız ülkede ülkeyi yönetenler ekonomiyi hareketlendirebilmek için o buhar kazanlarının pistonlarını harekete geçirmek için farklı bir yola başvuruyorlar. Bunların en başında ülkeye göçmen almak geliyor. Amerika bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Amerika bir göçmen ülkesi ve Amerikan ekonomisi tamamen yeni gelen göçmenlerin kurduğu ihtiyaçlara, talep ettiği tüketim araçlarına, bunlardan bir tanesi emlak sektöründe olduğu gibi bağlı kalmış durumda. Almanya da bu konuda kontrollü bir şekilde göçmen alarak, özellikle biliyorsunuz Türk işçileri vesaire göçmenlerini alarak konuyu farklı bir boyuta getirmiş durumda. Şimdi Türkiye bu zamana kadar böyle değildi. Türkiye'nin üniter yapısı göçmen almaya bu kadar müsait değildi. Alıyordu bazı krizlerden dolayı, özellikle Bulgaristan krizi veya Kafkasya'da yaşanan veya Bosna Hersek'te yaşanan krizlerden dolayı zorunlu göç alıyordu. Ama bunların ekonomiye olan yansımalarını hissedemiyordu. Böyle bir perspektif yoktu. Şimdi AK Parti'nin Suriye kriziyle birlikte, mevcut hükümetin Suriye'den gelen göçmenlerle birlikte keşfettiği yeni bir olay var. Şunu keşfettiler. Ekonomisi kötü olsa da, tüketim az olsa da biz milyon milyon göçmen alırsak ekonomi çarkları bir şekilde dönmeye devam ediyor. Nüfus hızlı bir şekilde arttığı için talep emlak gibi sektörlere, gayrimenkul gibi sektörlere çok fazlalaşıyor. Bu da ülkedeki halkın, genel halkın, orta sınıfın tüketim talebi az olduğu halde tüketimi bir şekilde yukarıda tutuyor. Türkiye'nin zaten bu zamana kadar gelen kısımda ekonomisinin batmamasının en büyük özelliklerinden bir tanesi Suriyelilerin tüketim gücüne kattıkları fayda. Üretimdeki faydalardan herkes bahsediyor. Biliyorsunuz Suriyeliler veya Afgan göçmenler şu anda Türklere göre sigortasız çalıştıkları için sanayide orada burada ucuz işçi arayanların adeta dertle de derman oluyorlar. Ama kimsenin değinmek istemediği şu: Türk ekonomisi bu tür yüksek göçmenlere olan taleple birlikte aynı bir uyuşturucu bağımlısı gibi göçmenlere bağımlı olmuş halde. Bu da artık Türk ekonomisinin durdurulamaz bir şekilde daha fazla göçmen talep etmesine neden olacak. Bundan sonra arkadaşlar bakın, Afganistan krizi başlı başına, Afgan göçmenlerin problemi başlı başına bir sorun. Türkiye'nin gerçekten geleceğini tehlikeye atıyor.
Öyle ki Afganistan'daki sosyal hayat Türkiye'den çok farklı. Afgan kadınları falan biliyorsunuz normal sokaklarda dolaşamıyorlar. Bu adamlar çarşaflı, hep böyle hani ağır çarşaflı, bizdekinden bile ağır çarşaflı böyle bir kadın sosyal hayatına sahip. Yani erkekler sosyal hayatta kadınlarla diyaloğa giremiyorlar. O yüzden Afganistan'da oğlancılık falan filan biliyorsunuz bunun filmleri de çıktı. Çok artmış, çok normal bir durumda. Şimdi bu adamlar biner biner, on biner on biner, yüz biner yüz biner erkek, özellikle Afgan göçmenler Türkiye'ye girdikçe Türkiye'deki sosyal hayatın, daha Avrupa'yı sosyal hayatın içine entegre olmakta zorlanacaklar. Bunlar yarın öbür gün kadınlarımıza, kızlarımıza tacizlerde, garip olaylara girişmeye başlayacaklar ve bu da krizin boyutunu giderek çoğaltacak. Arkadaşlar bu artık önlenemez bir olay. Ve Türkiye'deki sistem, Türkiye'deki göçmen politikası hazırlıklı bir politika değil. Tamamen Mevlam, işte saldım şehre, Mevlam kayıra kafasıyla ilerleyen bir olay. Mesela Almanya'da falan göçmenler alındıkça bunlar sisteme entegre ediliyor. Bir sürü sosyal kulüpler var, sosyal dernekler var. Bunlar bu insanların ülkeye adaptasyonunu sağlıyorlar. Aynı şekilde Amerika'da da bu şekilde. Zaten Amerika bütün sistemi göçmenlik üzerine kurulu olduğu için bunlar çok gelişmiş kurumları var. Türkiye'de böyle bir kurum yapısı da yok. Türkiye'ye gelen göçmenler Türkiye'nin sosyal hayatına adapte olacak bir önlerine bir yol haritası bulamıyorlar ve bu yüzden de bu krizi çözümleyecek, sosyal hayatı normalleştirecek ve faydalı hale getirecek araçlar yaratamıyoruz. Böyle olduğu için de bu göçmenlerin Türk sosyal yapısına, Türk demografik yapısına etkileri yıkıcı olacak ve bu yıkıcılığa karşı Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde bir çözüm önerisinde bulundu. İzlemişsinizdir hepiniz. Kendisi şöyle diyor: 2 sene içerisinde Suriyelilerden kurtulacağız. Artık Afganları geçtim. Direkt Suriyelilerden, Türkiye'de 10 yıldır yaşayan Suriyelilerden kurtulacağız tavsiyesinde, önerisinde, iddiasında bulunuyor. Ben bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Artık mevcut Türkiye'ye yerleşmiş Suriyelilerin Türkiye'den götürülebileceğine inanmıyorum ki bu artık benim gündemimde bile yok. Böyle bir ihtimal benim gündemimde bile yok. Kılıçdaroğlu'nun o yüzden bu verdiği sözün gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ilk başta Kılıçdaroğlu bu işi yapmaya çalışsa, iktidara gelse, kendi seçmenleri, kendi iş adamları, kendi finansörleri bunu yapmaması için kendisine baskıda bulundular. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin artık içine işlemiş durumdalar Suriye'de. Ama asıl tehlike Türkiye'de, asıl Türklerin henüz fark edemediği konu şu: Türk ekonomisi göçmenlere bağımlı olmuş halde. Yani Türk ekonomisi aynı bir uyuşturucu gibi göçmenlerin getirdiği yapay ve organik olmayan büyümelere, faydalara alışmış durumda. Böyle olduğu için de arkadaşlar artık Türk ekonomisi her yıl 500 bin, her yıl 1 milyon göçmeni içine almak zorunda. Artık bunu talep edecek. Çünkü bu biraz yavaşladığı an, biraz durduğu an Türkiye'de gayrimenkul satışlarının yavaşladığını göreceksiniz. Türkiye'de sanayi üretiminin yavaşladığını göreceksiniz. Türkiye'de enflasyonun coştuğunu göreceksiniz. Çünkü şu anki mevcut yüksek enflasyon dolayı işverenlerin neredeyse hayatını, işlerini ucuza ve sigortasız çalıştırdığı Afganlar kurtarıyor. İşte bu yüzden de Türk ekonomisi göçmenlere bağımlı kalmış durumda. Bundan kurtulmanın bir yolu var mı? Bana göre yok. Türk ekonomisi bundan sonra daha fazla göçmen isteyecek. Türkiye daha fazla göçmen almak zorunda kalacak. Üniter yapımız giderek bozulacak. Demografik yapımız giderek değişecek. 2050 yılında belki de 130 milyonla 150 milyon arasında ve %30 nüfusu yabancı dil konuşan bir ülke haline dönüşeceğiz. Buna hazırlansanız iyi olur arkadaşlar. Bundan kaçarı yok. Çünkü ülkeler ekonomik gerçeklere göre yönetilir ve göçmenlerin getirdiği geçici mutluluklara bağımlı olmuş Türkiye ekonomisi daha fazla göçmen alınması için hükümete, hayata, sosyal hayata baskıda bulunacak ve bu baskının da giderek hayatlarınıza nasıl işlediğini gözlemleyeceksiniz. Bizim ülke olarak yapmamız gerekenler var. İşte doğru göçmenleri seçmek, göçmen politikasını düzenlemek, göçmenlerin ülkeye entegre olması gibi doğru, bunu kabullenip doğru politikalar üretmemiz lazım. Ama bu politikayı üretecek de politikacılarımızın olduğunu zannetmiyorum. Bakın, mevcut hükümet, AK Parti hükümeti bu problem yokmuş gibi davranıp buradan sadece rant elde ediyor. Diğer tarafta iktidara gelmesi beklenen muhalefet bu problemi fütüristik bir çözümle çözebileceğine inanıyor. Yani
3,5 yani 5 milyon ülkeye yerleşmiş ve ülke ekonomisine kökten bağımlı hale gelmiş göçmenleri ülkeden kovmayı düşünüyor. İşte bu yanlış ve boomer politikacıların uyguladığı yanlış politikalarla ülkemizin giderek daha da kötü duruma ilerleyeceğini gözlemleyebiliyorum. Tabii burada diğer tarafta ekonomik faydalar var. Bu ekonomik faydalardan da gelecek yani nasıl faydalanabiliriz? Buradan nasıl gerçek böyle şahsi olarak kazançlı çıkabiliriz? Bunlara da değinmek istiyorum. Bir göçmen olarak, Amerika'daki göçmen politikasını gözlemlemiş bir insan olarak işte bunu size gelecek videoda anlatmak istiyorum. O yüzden lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun ki aramızdaki samimiyet giderek artsın.